Ev arkadaşlığı aslında. Hayat arkadaşlığı denir yani. Evet. Onun gibi bir şey ama şimdi nedense şu bu dönemde tuhaf bir biçimde evlilik kadının faydalandığı bir müesseseye dönüştürülmüş durumda. Ki yine söylüyorum, evlilikte, bak evli bir insan olarak söylüyorum sana. Evlilikte kadın daha çok eziliyor. Yükün sorumluluğun altına giriyor. Ya da benimkinde öyle, bilmiyorum. Ama anneminkinde de öyle yani. Benim anneminkinde de öyle. Bir Yani tesadüf olamaz. teyzeminkinde de öyle yani. Hepsinde öyle, halamınkinde de öyle. Hani ben etrafımda çok eşit bir hayatı, çok eşit paylaşan bir kadınla bir erkek örneği görmedim. Ya aslında her şey şöyle başladı. Anlatıyorum. Evet. Bu devre atlatmak meselesi. Bir kriz anında. Yani herhangi bir kavgada ama benim annem yüzünden olan bir kavgada ortaya çıktı. Lan daha evlenmeden anneniz yüzünden kavga mı ettiniz? Ya evet, orası biraz şey ya. İşte bu aileden gerçekleri saklamakla ilgili bir konu yüzünden. Tamam, evet. Ve işte şey. Ben bu ilişkiye devlet atlatmak istemiyorum dedi. Ben de o zaman sen beni sevmiyorsun dedim. O da hayır, bunun sevgiyle ilgisi yok, ben seni seviyorum ama seni sevdiğin kadar sevmiyorum belki dedi. Ya da seni sevdiğin gibi sevmiyorum dedi. Ahmak herif. Sonra ben bunun üzerinde Çığ geçirdim. çok uzun, ha o kriz kısmı evet uyur. Lan ben eşyalarımı aynen öyle git yani gittim. Ay çok zor bir dönem geçirdim gerçekten bunun üzerine. Yani birbirini seven, o kadar seven, o kadar değer veren, hayatın merkezine koyan bir dönemde hayatının iki insan düşman haline gelebiliyor. Ama şu da bir gerçek. Hem senin bir takım kalıplar içinde sıkışıp kalmanı, hem de onun bazı ön yargılara sahip olmasının sebebi ne sensin ne de o. Başka bir şeydi. Yani o, hani sen ona çok kızdın, çok sinirlendin, öfkelendin, haklısın da, kırdı seni ama bizim mücadele ettiğimiz bir büyük erkeklik var. Anladın mı? Evlenmek de yetmiyor yani. Evlenmek de yetmiyor tabii. Yani ne zannediyorsun sen? Orada sadece senin günlük pratik sorunların çözülecekti. İlişkiyi legalleştirecektin. Ve işte hani daha rahat dış çıkabileceksin. İnsanlara karşı, toplum içinde daha rahat olacaksın. Kendi babamdan, erkek kardeşimden, aile bireyim olan hani diğer erkeklerden, kuzenlerimden, amcalarımdan, dayılarımdan falan hepsinden çok bunalıyorum yani. Evliliğin toplumun içindeki hani o imajından kaynaklı bir takım davranış kodları var ve sen bunları yapmak zorundasın. İlişkinin de var işte. Anlatamıyorum şu anda ama hani seni ne sınırlıyor diyeceksin, ne baskılıyor, istediğin gibi yaşıyorsun diyeceksin, görünen şeyin de olduğunu biliyorum ama bu aslında daha çok duygusal bir şey çünkü o bahsettiğim şey işte geldin gittin neredeydin gibi bir şey değil de duygusal bağımlılık. Erkekler hep evlilikten şikayet eder ya ama kadınlar ettiği zaman böyle bir gerilir ortam. Ondan sonra bu işte kuaför, çocuk, çırak falan erkekler yani. Onlar şikayet ediyorlar karılarının evlilikten falan.
Ondan sonra ben de şikayet etmeye başladım. Birden böyle geyik muhabbeti eğlenceli bir şeyken sohbet gerginleşti. Ondan sonra ya bana böyle işte şey hani benim de bu bağlılıktan özgürlüklerin kısıtlanmasına rahatsız olabileceğimi kimse düşünmüyor da şey yani ciddi bir problem olabileceğini düşünüyor. İşte dayak mı yiyorsun? İşte ne bileyim kocan kumar mı oynuyor? İçki mi Of içiyor ya. falan? Yani düşünebiliyor musun? Kadına ayrılan şey o. Aralık o yani hayatta. Onu bırak yani hep benim hikayem yine böyle çok iyiymiş dedim. Ben şunu duyana kadar bir ilişkinin adını koymak diye bir şey var mesela. Ha. Bu bir ilişkidir. Dikkat, bu bir ilişkidir. Ya hangisi içgüdüsel, hangisi kodlanmış, hangisi bunun böyle sahte isimler filan. Bilmiyorum. Bir de neden bir şeyi meşrulaştırıyorsun? İlişkiyi meşrulaştırıyorsun. Benim seni sevdiğimi meşrulaştırıyorsun yani. Ne sensin ne de o. Düşman. Düşman daha büyük bir şey. Ve o sürekli karşına çıkıyor. Çünkü bizi çevrelemiş durumda yani.